binaların hasar düzeylerinin belirlenmesi. Tarım Orman Bakanı Vahit Kireççi, Adana'da bir binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anımsatarak 416 kişinin depremde hayatını kaybettiğini söyledi. 10 ilimizde yoğun çalışmalar devam ediyor. Adana'mıza geldiğimizde Adana'mızda 13 binamız vardı. Bu 13 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış oldu. Bir binamız kaldı, Kubilay Apartmanı. Bu çalışmalar Kubilay Apartmanı'nda da hali hazırda sürmekte. Bir taraftan da hayatın normalleşmesini sağlamak adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda binaların hasar düzeylerinin belirlenmesi, tam hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı veyahut da hasarsız gibi tanımlamalar en başta da özellikle yıkılanlar elbette vardı. Bu çerçevede de değerli arkadaşlar bu enkaz altından 34 vatandaşımız sağ olarak çıkarılabilmiş ve 416 vatandaşımız da maalesef enkaz altından kaybedilmiş ve bu kardeşlerimizle ilgili de gerek defin işlemleri gerekse de diğer hizmetler eksiksiz noksansız olarak yürütülmekte. DSİ Bölge Müdürlüğü'nde Asrın Felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kireççi, Adana'da az hasarlı binaların oranının %95 olduğunu vurguladı. İncelemelere göre 640 bina az hasarlı, 2105 bina ise hasarsız durumdadır. Biraz sonra ilçe düzeyinde de en sorunlu ve o binaların, yıkılan binaların olduğu Çukurova ilçemiz özelinde de bazı rakamları paylaşacağım. Ama Adana'da ilk analizleri yapılan toplam 2901 binanın 2745'inin, yani bu oran önemli, %95'inin sağlam veya az hasarlı olduğu noktasında bir çalışmanın yapılmış olduğunu belirtmekte yarar var. Kireççi vatandaşların binalardaki hasar düzeyini E-Devlet üzerinden öğrenebileceğini belirtti. Doğrudan bu binalara, vatandaşlara buyurun geçin oturun diyecek durumda değiliz. Çünkü bizim bu yapmış olduğumuz tespitler vatandaşlarımızın bilgisine arz edilen tespitlerdir. Bunlara vatandaşlarımız hangi binada hasar var ve hasar düzeyi nedir veya hangi bina oturulabilir durumda, bunları kendileri E-Devlet'le, E-Devlet üzerinden rahatlıkla görebilir. Yine kaymakamlıklarımız da bu konularda kendilerine yardımcı olacak